Galatasaray adına, Galatasaray kadın basketbolu adına, kadın basketbolu adına çok önemli bir gün. Galatasaray 2014 yılında bugün Euroleague kupasını kaldırmıştı Rusya'da ve o takımın başında Koç Ekrem Memnun vardı. Kendisi canlı bağlantıyla programımıza katıldı. Koç, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş buldum. Nasılsınız? İyi yayınlar, kolay gelsin. Nasılsınız Koç? İyi. Nasıl geçiyor günleriniz? İyi, herkes gibi. Kapandık eve. Evet. Öyle günleri Gezik geçiriyoruz. Gidiyor. Bugün çok arayan soran olmuştu herhalde. Ya esasında bir iki eski arkadaş, takım içerisinden bir iki kişi, o kadar fazla zaman geçtikçe unutuluyor herhalde. 6 yıl oldu Koç, ama 6 yıl önce Rusya'da gerçekten çok önemli bir başarıya imza atmıştınız. Müthiş bir Türk basketbolu için müthiş bir gündü. İki Türk takımı final oynadık. Evet, doğru. Üzülüyor. Yani biz kazandık. Hani bir hedefimizdi. Çok iyi bir sezon geçirdik. O sene bütün kupaları kazandık. Çok iyi bir takımımız vardı. İyi kaynaştık. Sene içerisinde küçük iniş çıkış yaşadık ama en iyi basketbolumuzu oynamamız gereken zamanda gerçekten çok formda ve çok hazırdık. Zaten hani grupta Fenerbahçe ile aynı gruptaydık. Final 8'di o zaman. Bir sayıyla kaybetmiştik ya da bir basketle, hatırlamıyorum grup maçını. Sonra yarı finalde Ekaterinburg önünde müthiş bir maç oynadık. Yani o maçın moraliyle. Fenerbahçe biliyorsunuz o final maçına Euroleague'de namağlup geldi. Evet. Ki ilk maçta da mağlup olmuştu Galatasaray Fenerbahçe. Evet. Bir basket ya da bir sayı, öyle hatırlıyorum. Yani müthiş günlerdi. Çok emek verilen bir takımdı. Evet. Büyük de bir yatırım yapılmıştı. Çok iyi oyuncularımız vardı. Galatasaray Kadın Basketbolu'nun 89'da Betsy Bailey ile başlayan hareketinden beri en büyük amacı bu kupayı kazanmaktı. Hayali buydu. Ben tesadüfen 89'da Betsy geldiğinde asistandım. Ondan sonra hayat döndü geldi. Benim head coachluğumda o kupayı kaldırmak kısmet oldu. Yani bizim 30 sene, yani 25 senelik bir emek, sabır, çalışma, inişler, çıkışlar. Yani benim kendi açımdan da büyük gurur duyduğum bir şey. Ben basketbola, Galatasaray Basketbol Okulu'nda başladım. Hani Galatasaray Kulübü'nde oynadım, orada yetiştim, antrenörlüğe orada başladım. Hani kendi okulumda başladığım bir kulüpte baş antrenör olarak o gün federasyonun açıklaması Türk basketbol tarihinin en büyük uluslararası başarısı olarak o güne kadarki açıklanmıştı. Hani onun başında kulübümde olmak da benim için ayrı bir gurur olmuştu. Öyle de güzel bir anısı var bende. Hangi maç daha zordu? İkisi de çok zordu. Bir tanesi finalde olsa, hani biz onu Euroleague finali diye oynadık. Galatasaray-Fenerbahçe maçı diye gerçekten o gün kimsenin aklına bile gelmedi. Hani rakip ne olursa olsun Euroleague finali, hayalimiz bu. Bunu kazanacağız. Hani rakip Fenerbahçe daha önemli. Gerçekten öyle bir konuşma bile olmadı. Yani biz Euroleague finali oynuyoruz. Hayatımız, yani en büyük hayalimiz onu kazanmak için oynayacağız. Ama hani iki maçın zorluğu birbirinden daha zordu diyemem. Yani belki de Fener maçı daha zordu yani. Çok çok kaliteli bir takımdı çünkü Fenerbahçe. Böyle bir şeyi hatırlattığınız için de hani bizim için önemli bir şey sonunda. Hani kazanıldı gitti, gündeme getirdiniz. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Türk kadın basketbolu için de önemli bir şey. Onun da gündemde olması böyle bir zamanda. Onun adına da sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılar ve iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.